Öğrenme kabiliyeti nasıl yükseltilir? Vücudumuzun toplam ağırlığının sadece %2'sini ya da 3'ünü oluşturan beynimiz, buna rağmen vücudumuzda en çok çalışan organ ve en çok enerji tüketen organımızdır. Metabolizmamızda yer alan günlük enerjimizin %30'luk bir kısmını tüketen beynimiz bu tüketim içerisinde sadece glikozlardan faydalanmaktadır. Uzmanların konu hakkındaki yaptıkları araştırmalarda, besinlerimizin arasında özellikle hafızamızı güçlendiren ve algı seviyemizi arttıran belirli yiyeceklerin olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu sebepten ötürü öğrenme kabiliyetine destek olunması adına özellikle tüketilmesi gereken pek çok yararlı besin bulunmaktadır. Ancak bu noktada düşülen ortak hata, sadece besinlere güvenerek hiçbir önlem olmadan sürekli hafızanın ve öğrenme güdüsünün yerinde kalacağı düşüncesidir. Bu inanış kesinlikle yanlış olup, bilinmesi gereken tek nokta bu besinlerin öğrenme yeteneğine katkı mahiyetinde tüketilebildiğidir. Normal şartlarda sürekli beynimizi aktif tutarak, zeka oyunlarıyla ilgilenerek, bulmaca çözerek ya da benzer hafızaya katkı yapacak aktivitelerde bulunarak ortak paydada öğrenme işimizi ve hafızamızı güçlendirmemiz en doğrusu olacaktır. Mevcut olan hafıza yapısını ve beyin gelişimini maksimum seviyede kullanmak adına yapacağımız dengeli beslenme prosedürüyle bununla bağlantılı olarak öğrenme kabiliyetimizi de mutlaka geliştirmiş olma durumumuz olacaktır. Hem dengeli hem de yeterli beslenme koşullarında 5 besin grubu başlıkları altında toplanan yiyecekleri tükettiğimiz takdirde öğrenme kabiliyetimizin otomatikman yükselmesi durumu bulunmaktadır. Bahsedilen bu yiyecek grupları, et ürünleri, süt ve yoğurt ürünleri, ekmek ürünü, yağ ve şeker ürünleriyle sebze ve meyve ürünleridir. Bu ürünlerden yeterli miktarda tüketildiğinde hem hafızamızı güçlendirip koruma altına almamız mümkündür, hem de aynı zamanda öğrenme kabiliyetimizi her daim yüksek seviyelerde tutabilme imkanımız bulunmaktadır.